Merhabalar, ben Güney Sentür. Bir futbol muhabbeti programında daha hoş geldiniz. Evet, son dakika haberiyle karşınızdayım. Şu an ben bu videoyu çekerken Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı. Çalkantılı geçen bir sezonun ardından Trabzonspor şampiyonluğu istiyordu. Ve buna çok yaklaşmıştı. Uzun zamandır bu kadar yaklaştığını da hatırlamıyorum. En son 2011 senesinde Trabzonspor Fenerbahçe ile girmiş olduğu yarışı malum sezonda kaybetmişti biliyorsunuz. Bu sene o kadar iyi gitti ki Trabzonspor, özellikle Ünal Karaman döneminde. Acaba o sene bu sene mi dedirtti bizi? Oldukça iyi futbol oynayan bir Trabzonspor vardı. Kalecisiyle, forvetiyle, orta sahasıyla, defansıyla baktığımız zaman ligin en iyi futbol oynayan takımıydı. Herkes pandemi döneminden önce, yani araya girmeden önce, Trabzonspor bu ligi kasıp kavurdu ve şampiyonluğu hak ediyor ve şampiyon kesinlikle Trabzonspor olacak demişti. Arkasından gelen Başakşehir, evet o da şampiyon olabilirdi ama Trabzonspor daha çok öndeydi. Arkasından gelen yine Galatasaray acaba dedirtiyordu. Fatih Terim önderliğinde tekrardan geriden gelip şampiyon olabilecek mi soruları vardı. Ama pandemi sonrasında ne Galatasaray eskisi gibiydi ne de Trabzon eskisi gibiydi. İki takım da ruhlarını kaybetmişti ve mücadele ruhu kesinlikle yoktu. Bunun sebeplerini tabii ki de sizlerle daha önce çok konuştuk ve hala konuşmaya da devam edeceğiz. Bunların yayını yapacağız. Şimdiki konumuz Hüseyin Çimşir. Neden Trabzonspor'a Hüseyin Çimşir getirildi? Bunu konuşalım. Şimdi Ünal Karaman'ın takımdan gönderilişi inanılmaz derecede üzücü bir olaydı. Kimse Ünal Karaman'ın Trabzonspor'dan gitmesini istemiyordu. Hatta halk ayaklanmıştı hatırlıyorsunuz. Trabzon tesislerinde yattılar kalktılar o dönemde. Ünal Karaman'ın dışarıya çıkmasına dahi izin vermiyorlardı. Ama Başkan Ahmet Ağoğlu o kadar kararlıydı ki o karardan dönmedi. Ve Ünal Karaman'ı gönderdi. Ve yerine gelen Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı alınmadı. Nedenini şu şekilde açıklayabiliriz. Son dönemde pandemiden sonra kötü oynayan bir Trabzonspor vardı ve mücadele gücü düşük. Zevk vermeyen, aslında zevk veren ama takım oyun anlayışında maçlar zevkli ancak takım olgusunda kesinlikle zevk vermeyen bir futbol izliyorduk. Wakayeme'nin performans düşüklüğü, Charlotte'un eskisi gibi olmayışı çok büyük etkendi. Sosa da pandemiden etkilenen futbolcular arasında girdi benim gözümde. Sosa'nın da performansı düşüşteydi. Bunun sebepleri acaba antrenmandan kaynaklı mı? Yoksa hocanın vermiş olduğu direktifleri yerine getiremeyen oyunculardan mı? Bunu çok sordum kendime. Şöyle bir şey de kendime sormadan edemedim. Ünal Karaman takım başındayken takır takır futbol oynayan bir Trabzonspor varken Hüseyin Çimşir de neden böyle oldu? Bunu soruyorum. Bunu soruyorum kendime ve sonuç şu. Şampiyonluk bekleyen Trabzon halkı Ünal Karaman'dan sonra şampiyonluğa havlattı. Ben bu şekilde yorumluyorum. Çünkü Ünal Karaman'dan sonra evet ilk 2-3 maç belki evet acaba takım ahengi bozulmadı, iyi gidiyor dediğimizde pandemiden sonra tamamen çöküş yaşayan bir Trabzon'a dönüştü. Ben pandemiden sonra iyi hazırlanmayan bir Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Futbolcusuyla, yönetimiyle ki yönetim özellikle Başkan Ahmet Ağoğlu'nun kavgası var biliyorsunuz Alanyaspor Başkanı'yla. Orada zaten film kopmuştu. Artık şampiyonluğa inanan bir Trabzon görmüyordum sahada. Ve oyun kalitesi her geçen maçta geriye gitti. Bu sene ben Trabzon'un şampiyon olmasını istiyordum. Çünkü Trabzon halkı bu sene o kadar çok kenetlendi ki çok da istiyorlardı. Ancak yine de bunu başaramadılar. Belki önümüzdeki yıllarda neler olacak bilemiyoruz. Bu takım kadrosunu koruyabilecekler mi onu da bilemiyoruz. Özellikle Uğurcan Çakır'a ciddi teklifler olduğunu biliyoruz. Hatta kabul ettiğini de haber yapmışlardı ki bunun haberini ben de yaptım. Aynı zamanda Abdülkadir Parmak performansı bu sene iyiydi ama pandemiden sonra yine düşüşe geçti. Abdülkadir Ömür'ün de yine pandemiden sonra çöküşünü izledik. Sosa'nın orta sahada komutan gibi oynayışını her zaman
Her yerde söylemişimdir ama pandemiden sonra o da etkilenen futbolcular arasına girdi. Şimdi Trabzonspor ne yapmalı, bunu konuşalım. Trabzonspor bir teknik direktör değişikliğine gideceği o kadar aşikardı ki belki sezonu tamamlanmasını bekliyordu. Son bir maç kalmıştı. Ondan sonra değişiklik olacağını düşünüyordum. Hatta Türkiye Kupası maçı vardı önlerinde. Bu Türkiye Kupası'ndan sonra bir değişiklik olacağını düşünüyordum ki bu şekilde olmadı. Acele olarak teknik direktörle Hüseyin Şimşir'le yollarını ayırdılar. Peki şimdi kim gelmeli? Nasıl bir kadro kurulmalı? Hemen sezonun bitimine yakın şunu söyleyebilirim. Şu an Trabzonspor Abdullah Avcı'yla görüşme halinde. Bunun bilgisini net öğrenmiş bulunmaktayım. Abdullah Avcı'yı teknik direktör yapmak için ellerinden geleni yapıyor şu an yönetim ve Başkan Ahmet Ağoğlu. Olur olmaz bilemiyorum. Görüşme halinde, bitti demiyorum. Bunu söyleyelim. Tabii ki de bizim de bir kaynağımız var. Bu kaynaktan öğrendik. Olur mu olmaz mı dediğim gibi bilemiyorum. Bu çok önemli. Bakın, bitti demiyorum. Peki Abdullah Avcı Trabzonspor'a ne katabilir? Ben Abdullah Avcı'nın oynattığı futbolu açıkçası kendi şahsi görüşümle beğenmiyorum. Çünkü çok sıkıcı bir futbol oynatıyor. Abdullah Avcı'nın takımlarında top daha çok Abdullah Avcı'nın takımında olur. Yani Başakşehir'in başındayken hatırlıyorum. Hep top Başakşehir'deydi. Toplu oynamasını seven ama bir o kadar da çok geveleyen bir takımdı. Final pasını bir türlü yapmayan bir takım. Alır geriye verir. Pas. Finale gittiği zaman kısır döngüye dönen bir Başakşehir izliyorduk. Ki keza yine aynı şekilde Beşiktaş'ta da onu izledik. Ve Avrupa'da çok başarısız bir Abdullah Avcı izliyoruz. Her sene, her dönem. Yani aslına bakarsanız Abdullah Avcı evet başarılı ama kendisini ofansif futbolunu biraz daha geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak şöyle baktığımız zaman Trabzonspor'un ofansif anlamda çok iyi bir takım olduğunu söylemeliyiz. Sosa'sıyla, Ekuban'ıyla, Vakayemesi'yle, Charlotte'yla ki Charlotte bir sene daha burada kalacak, Trabzon'da kalacak. Bu hücum hattıyla biraz daha acaba ofansif futbola yönelir mi? Onu düşündüm açıkçası. Abdullah Avcı burada bir şeyler yapabilir. Kendini bir şekilde yukarı atmak isteyecektir. Çünkü Başakşehir'den sonra hem Türkiye milli takımına gittiğinde bir varlık gösteremedi. Hem de yine Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ta bir varlık gösteremedi. O da kendini kanıtlamak isteyecektir. Hele ki onun gittiği sezon ardından 3 sene üst üste son ana kadar kovalayan Abdullah Avcı elleriyle diğer takımlara vermişti. Ama şimdi Okan Buruk onun yerine geldi ve ilk senesinde şampiyon yaptı. Acaba Abdullah Avcı'nın laneti mi bu diye düşünen taraftarlar var. O yüzden bu algıyı kırmak için bir şekilde büyük bir takımın, yani büyük bir camianın başına tekrar geçmek isteyecektir. O yüzden bu teklife sıcak bakabilir ve kendi kadrosunu burada oluşturabilir. Özellikle bu hücum hattını iyi kullanabilir. Ve dediğim gibi o sıkıcı futboldan bir an önce vazgeçebilir. Bunu düşünüyorum ben. Şöyle söyleyeyim, toparlayacak olursak. Bence Trabzon'un şampiyonluğunu engelleyen tek isim benim şahsi kendi düşüncem Ahmet Ağoğlu'dur. O Ünal Karaman gitmeseydi ben Trabzonspor'un şampiyon olacağına inanan insanlardan bir tanesiyim. Çünkü çok dobra bir insan, kendini çok net ifade eden bir insan ve oyun okuyuşu, oyun anlayışıyla alakalı da şunu söylemeliyim. Çok iyi taktik bilgisi var ve oyuna anında müdahale edip bir an önce kendini lehine alabilen bir teknik direktördü. Oyunu bir anda kendi lehine çevirebiliyordu yaptığı taktiklerle. Evet, bazen başarısız olduğu maçlar oldu ama en azından şunu söylemeliyiz. Çok iyi bir teknik direktördü. Çaykur Rize'de yine kendisi Ünal Karaman çok büyük işler yapamadı ama kadro kalitesini gördüğümüz zaman zaten Çaykur Rize ile Trabzon'u bir tutmamalıyız. Çaykur Rize'yi şampiyonluğa oynatamazsınız ama Trabzonspor'u tabii ki de şampiyonluğa oynatabilirsiniz. O yüzden arada çok büyük bir siklet farkı vardı. Ben Ünal Karaman'ın Çaykur Rize kariyerini çok göz önünde bulundurmuyorum. Trabzon'da yapmış olduğu hareketlerle, oynatmış olduğu futbolla daha çok göz önünde bulunduruyorum. Ben Ünal Karaman'ın da iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Kendi şahsi görüşüm bunlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Trabzonspor halkına geçmiş olsun diyorum. Son ana kadar yine şampiyonluğu kovaladılar. Umarım ömür senelerde yine şampiyonluğa oynayıp şampiyon olurlar. Onların da hasreti çok büyük. Uzun yıllardır şampiyon olamıyorlar ve bir şehir şampiyonluğu bekliyor. Ve Trabzon'a da bu ayrılığın, Hüseyin Şimşir ayrılığının hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ben videomu yavaş yavaş sonlandırırken şunu söylemek istiyorum. Abone olmayı unutmayınız. En önemlisi abone olmak. Bana destek verirseniz çok teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce Trabzonspor şampiyonluğu neden kaybetti? Bunu yoruma yazarsanız birlikte tartışabiliriz. Hoşça kalın. Abone ol, yorum yap, beğen. Görüşmek üzere.